Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Allah cumanın feyiz ve bereketinden müstefid olmayı cümlemize nasip eylesin. Antalya Kefes Molla Birani Camii'nden sevgi, saygı ve muhabbetlerimle. Merkezi sistemden cuma vaazını dinliyoruz. Allah zenginin sermayesini fakire fakirin sermayesini de zenginden elde etmiyor fakir için. Onun için yetim de aynı şekilde, bakın yetim. Yetim kim? Yetim, aziz kardeşlerim. Yetim yalnız demek biliyorsunuz, yalnız kalmış. Anasını kalmış, babasını kalmış insanlar için. Fıkıhta daha çok babası ve annesi ölen her ikisi içinde kullanılabilir örfiydi. Türkiye'de genelinde, Türkçe'de babası ölen kişiye yetim diyoruz ama fıkıh anlamında aslında yetim yalnız kalmak demek. Yani o gün örfi anlamda babasını kaybetti bir çocuk, onun sahibi çıkacak, ondan sonra ona güç yok, kudret, destek verecek bir güç bulamadığından dolayı sahipsiz kalmak anlamında kullanılmış. Ama anası da olsa da babası da olsa da yine yani ortada ne var? Ona sahiplenmesi gereken durum. Doğru okuyan, biraz önceki anlattığım konuyu iyi dinleyin artık kardeşim. İyi muhasebesini yapalım. Ne dedik? Kainatta, evrende, kozmolojik alemde, yeryüzünde ve gökyüzünde Allah'ın bize neydi? Her şey varlık birbirine destek olmak üzere inşa edilmiş. Rabbimiz böyle bir yaratılışla yaratmış. O zaman kendi içimizdeki dengenin bozulma durumunda diyelim biz yetim ortada kaldı, kalbi kırıldı, kanatları kırıldı, son derece kalbi kırıldı, muhtaç durumda, teselliye muhtaç, onu kucaklayacak, rahmet edecek, şefkat edecek, öpecek, kokmayacak, bu yavrucuğu besleyecek, onun hüznünü giderecek, sıkıntılarını ortadan kaldıracak bir durum var, hep başına geliyor. Allah kimseyi düşünmüyor. Rabbim kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ama ne yazık ki böyle bir şey var mı? Var. Bunun biricik örneği Peygamber aleyhissalatü vesselam izah etme. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz. Daha doğmadan önce babasını kaybetti. 6 yaşında annesini kaybetti. Ondan sonra 8 yaşında dedesini kaybetti. Onu himaye edecek, muhafaza edecek, ona destek olacak. Ona onu abdest sayesinde. Şimdi ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? Yani yaşamak. Bugün arkadaşlar, selam kardeşlerim, selam cemaat. Bugünkü toplumdaki bozulmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi. O Allah'ımızın, Rabbimizin bizlere ikram olarak vermiş olduğu bu manzaraları ortada bıraktı. Yetimlere sahip çıkmadı. Ana babalar ayrıldı, çocuklar ortada kaldı. Yetim değil mi yetim? Şu an onlarca kişi boşanıyor. Aileler ortadan kalkıyor. Çocuklar ortada kalıyor. Çocuklar yetim kalıyor. Bu çocuklara himaye etmezsek, çocuklarla ilgilenmezsek, bu evlatlarla, yavrucaklarla üzerimize düşen gerektiği bir vazifemizi yapmazsak ne olur? İşte ya arsız olur, ya hırsız olur, ya başka bir şey olur. Sokaklarda yapan, ortasında gezen onlarca insan var, genç var. Bakıyorsunuz filan evine girmiş. Çünkü biz bu sosyal dengedeki Rabbimizin koymuş olduğu ayetlerini ve vazifelerimizi, bakın yerde ve gökteki bütün varlıkların vazifelerini hakimen yaptığı bu konuda insanoğlu vazifesini yapmadığı için başımıza bela aldık. Her gün onlarca sıkıntı. Filan eve giriyor. Ondan çalacak derken adam öldürüp çıkıyor. Hadi. Toplumsal hastalığı, sıkıntıları temelinde ne yapalım kardeşler? Bu yavrularımıza, evlatlarımıza, bu gençliğimize sahip çıkmak, çıkmamak yapıyor. Yapmazsak, Allah'ın emrettiği bu konudaki vazifeyi ifa etmezsek ne olur? Kaybeder. Biz sayılırız. Nasıl sayılırız? Herkes cinayet ediyor. Ya artık bitti ya, artık. Ya yaşanmaz hale geldi bu toplum
ya. Ne olacak? Kıyamet mi geldi? Kıyamet bit getiriyor aziz cemaat, aziz kardeşler. Allah'ın onlarca ayeti var. Bakın, bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Suha Suresi'nde ne buyuruyor Rabbim? Elem yecidke yetimen sehura. Seni yetim bulup barındırmadık mı? Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz Efendimiz'e hitap ettiler. وَوَجَدَكَ غَالًا فَهَدَى. Sen şaşırmış bir vaziyetteydin, çaresiz bir durumdaydın. Allah sana yol gösterdi. Ya. Allah sana yol gösterdi. Çünkü baba diyor, anne diyor. Düşünebiliyor musunuz? Aziz kardeşler, ne kadar zor bir şey. O günün şartlarında. Ve kabilecilik var. Yani risk var. Toplum bozulmuş. Bugünden daha bozuktu. Bugünden daha bozuktu. O gün hiçbir hidayet yoktu. Akif geçirdiği bugün Muhammed Aleyhisselam gibi hak değil olan bir kitap var. Kur'an-ı Kerim gibi bir kitabımız. Elimizde okuyoruz. İstediğimiz gibi istifade ediyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği bütün risalet. Sabah sift ayet demiştin ya. Hani sen de girebilirsin ayette. Bir şey yok. Allah'ın peygamberi önümüzde. Elhamdülillah. Allah'ın kitabı göğsümüzde, harflerimizde, elimizde, istediğimiz yerde, duvarlarımızda, masalarımızda, her yerde. Yeter ki öğüt alalım. Yeter ki Allah'ın bu arada bizlere geçmiş olduğu, bizlere vermiş olduğu vazifenin hakkını verelim. Toplumdaki bu çarpıklığı, düzen bozukluğunu, bütün varlıkların, ayların, güneşlerin vazifelerini yaparken insanoğlunun ihmal etmesi neticesinde yaşadığımız sorunlar olduğunu fark edin. Yeryüzünün yaşanılan bir yer, yaşanabilir yer olabilmesi için aziz kardeşlerim, işte bu vazifelerimizi ihmal etmeyin. Yakınımızda, yöremizde, sağımızda, solumuzda, üstümüzde, altımızda, nerede bir yetim görürsek, bir miskin görürsek, bir muhtaç görürsek, eğer bizim yapabileceğimiz ne var? Bir insan olarak, Allah'ın bir kulu olarak, Allah'ımızın, Rabbimizin bizlere böyle birini komşu yaparsa, bize muhatap kılarsa, buradan gelecek ecir ve mezlumatı kazanması için elinden ne geliyorsa yapmamızda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yetim gördüğü zaman, onun başını okşarmış, onu severmiş, koklarmış. Öyle buyuruyor. Diyor ki, kim bir yetimin başını okşarsa, o yetimin başındaki saçlar adedince Allah ona mükafat verir. Elhamdülillah. Şu müjdeye bak. Ne kadar muhteşem bir müjde aziz kardeşler. Ama karşılığında o yetimi ihmal ederse, o yetimi bırakırsa, malını, mülkünü, çarçur ederse ne olacak o zaman? Diyor ki yedi helak edilmiş şeylerden bir tanesi de aziz kardeşlerim bu ekmeklu mâlel yetim yetim malı yemek yetim malı yemek karnına ateş doldurmuş oluyorsun of. Cehennemini hazırlıyorsun ayette onlarca ayet var Rabbimizin zor bir eşlik olarak Rabbimiz ifade ediyor felak nehemel azabı وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَ اَوْ يَضْعَامٌ فِي يَوْمٍ فِي مَتْوَبَ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَ. Bakın, hak yokuş, akabe yokuş. Kimin için? İşte muhatap olan, karşılaştığımız zaman, bir yetim gördüğümüz zaman, bir miskin gördüğümüz zaman, bir ihtiyaç sahip gördüğümüz zaman, biz de varlıklı isek ne yapacağız? Ticaretimizi yapacağız. Resulü dedi ki, ticaretimizi yapacağız. Ticaretten geri kalırsan yarın müflis olanlardan olursun. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığı zaman müflislerden adın yazılır. Ya ben dünyada çok zengindim. Ya Rabbi ben şu kadar varlıklı bir adamdım. Şu kadar mal sahibiydim. Şu kadar itibarım vardı, malım vardı, mülküm vardı, yatım vardı, katım vardı. Ama burada ben hiçbir şey kalmadı. Ne olacak halim? Ya. Selam verdim boş. İşte akıllı davranacak. Mümin akıllı. Ondan yardım paketi hocam. Beni, düşleri, bu yetimler,
O yolda kalmış iki yaslar insanlar. Unutmuşum da. Olur. Sağ ol, teşekkür ederim. Biraz gevşediği için unutuluyor. Allah onlar sebebiyle bizleri bağışlıyor. Allah onlar sebebiyle bizi zengin kılıyor. Dualarımızı makbul ediyor. Bunlar bizim veli nimetimiz. Bu toplumun veli nimeti. Hadi kardeşlerim. Bakın bu millet yetimine, fakirine, karasına, mazlumuna sahip çıktığı sürece bu milletin verisi kimse tükenmez. Allah bu milleti her daim muzaffer, muzaffer kılar. Allah hiçbir zaman mahcup etmez. Elhamdülillah bugüne kadar mahcup olmamamızın sebeplerinin altındaki en temel nokta burası. Korkmayın. Bakın ekonomik tutuklular, şunlar. Görüyorsunuz gelişim durumları. Her taraf birbirine girenler. İnsanlar ne şekilde endişe ediyorlar. Gelişim sahibi Allah. Bütün mülkü ve melekutun sahibi Allah'tır. Bütün rızıkların sahibi Allah'tır. O rızık kapılarını açan da kapatan da Allah'tır. Yeter ki biz üzerimize düşen vazifemizi doğru yapalım. Yeryüzünde bizlere tevdi edilen Rabbimiz tarafından bizlere bu vazife verilen bu vazifeyi hakkıyla ifa eder. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle hem millet olarak, ülke olarak, ümmet olarak kurtuluruz, hem insanlık olarak kurtuluruz. Biz insanlığın bel kemiği. Yeryüzünde ümmet-i Muhammed kalmazsa kıyamet olur. Yeryüzünün yaşaması, yeryüzündeki hayatın idamesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rolünü yerine getirmesine bağlıdır. Ne zaman ki kendisine verilen bu rolü ihmal etti, terk etti, o zaman kıyameti bekleyin. O zaman kıyamet gelecek. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir peygamber gelmeyeceğine göre, başka bir ümmet gelmeyeceğine göre, bunun sonucu, El-Gâri'atü fel-Gâri'atü ve mâ el-Râke fel-Gâri'atü ayetinde ifade edilen o büyük sahnenin, kıyamet sahnenin artık vahdeti gelmiyor. Allah müminleri yeryüzünde eksik etmiyor. Cenab-ı Hak, çocuğumuzu hepimize nasip eylesin. Rabbim bizlere ikram etmiş olduğu ve bizleri yeryüzünde tevkil etmiş olduğu, bizlere tevkil etmiş olduğu, bizlere emanet etmiş olduğu bu güzel hakikatları, bu güzel gerçekleri, bu önemli vazifeleri ifa edebilmeyi, vazifemiz hakkıyla yapabilmeyi bizlere nasip eyle. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedik ki, kendisi yetim ve onun için muhteşem bir örnekli yetimlerle, yetimler hakkında, fakir fukara hakkında çevresindeki zengin olanların mallarını fakirlere sarkıyor. Fakirler zenginlere dua ediyordu. Zenginler fakirlere dua ediyordu. Allah'ım hamdolsun. Amel defterimizi, kârımızı, ticaretimizi yapabilecek bizlere fakir kardeşlerimizi gönderiyorsun. Yetim kardeşlerimizi gönderiyorsun diyerek dua ediyorlar. Ya ne kadar güzel bir şey. Fakirler ne dua ediyorlar? Onlar da şöyle dua ediyorlar. Ya Rabbi sana hamdolsun. Bizleri zengin kullarına hizmet ettirdin. Onların mallarını çoğalt. Onların rızıklarını bereketlendir. Onlara zeval verme. Onların arabalarını tekerlerine taş değdirme. Amin. Ya. Vücutlarına sağlık, sıhhat ihsan eylediğin onlar da böyle dua ettiler. Şuna bak ya. Ya nasıl? Şükür. Sen nasıl? Ya. Tamam. Yekmeş. Hatırın kirleştiği,
Güzellikleri bütün insanları kuşatmasını Rabbimize niyaz ediyoruz. İşte Allah'ın kitabı, selam kardeşlerim, Allah'ın kitabı, Muhammed Aleyhisselam Vesselam'ın örnekliği, yeryüzü için ne de bir başta söylemiştir. Yeryüzünün ana direği dedi, ana direğini yiyip olmamız lazım. Ana direk işte budur aziz kardeşlerim. Ne zaman ki bu direği ayakta tuttuk, bu direk ayakta kaldığı sürece, Allah'ın izniyle yeryüzü yaşamaya hayat devam edecek. Hayat devam edecek. Ne zaman bu direk sarsılırsa, bu direk yıkılırsa aziz kardeşlerim, direğin yıkılmasıyla birlikte benim altında hepimiz helak olacak. Onun için lütfen sizden istirham ediyorum. Selam kardeşlerim. Rabbim hepinizden razı olsun. Gönüllerinizi muhabbetle dolu. Çevrenizde bulunan fakir, kara, genç, kim varsa lütfen pay çıkartın. Ashabtan birisi geliyor. Diyor ki, ya Resulallah diyor, ya kalbini çok kapatıyor. Yani şikayet ediyor Peygamber'e kalbini kapatıldığında. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bir reçete sürdü. Görüyor ki o kişiye, git diyor, yetim başı olacak. Onun diyor, ihtiyaçlar görmüyor. Ona Muhammed'e bak, öleceksin. Hadi kullan ya bana. Onlar korkmuyor. Çok yumuşak. Selam kardeşlerim, tabi yetimin malı hususunda çok dikkat ederiz. Yetimin kendine ait hukuki anlamda Allah hakkı neyse korumamaya geçmiyor. Allah onun malına dokunursa, onun malını kendimize geçirirsek, hakkın üzerinde geçirirsek Allah'tan korkmamak için. Yedi helak etkisinden bir tanesidir. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Bizi dünyada da perişan eder, ahirette de perişan eder. Onun için çok dikkatli olabiliriz. Hamdolsun bugün milletimiz yetimine sahip çıkıyor. Fakir fıratına sahip çıkıyor. Mansuruna sahip çıkıyor. Engellilerine sahip çıkıyor. Bakın milletin ayakta kalacağının işareti. Kim, hangi devlet, millet, el birliğiyle, fakirine, fukarasına, yetimine, zarda kalmışına, ihtiyaç sahibine sahip çıkıyorsa, bilsin ki o kimseleri kimse yere serer. Allah daima o milleti galip kılar. O milleti her türlü tehlikelerden, belalardan muhafaza eder. İşlerini düzgün yürütür. Gelecek ekonomik sıkıntılardan, şunlardan, bunlardan bertaraf eder. Hiç endişeniz olsun. Yeter ki her birliğiyle hep beraber çevremde karşı uyanık olalım. Çevremizde bu anlamda kim varsa sahip çıkalım. Yeryüzünün düzeni bozulmasın. İstikamet üzere yürüsün. Ve böylelikle inşallah hayatımızı idame ettirelim. Rabbim hepinize razı olsun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Aziz kardeşlerim. Bütün işlerimizi Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde yapmayı, yaşamayı nasip eylesin. Amin. Çoluk çocuğumuzu ahir zamanı fitnelerinden muhafaza eylesin. Ahir ve ahiretimizi hayır eylesin. Milletimizi, devletimizi, ümmet-i Muhammed'i her türlü fitnelerden muhafaza eylesin. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Amin. Rabbim yetimlerimizin hatırına,
fakir fukaraların hatırına, mazlumların hatırına, beni bükülmüş ihtiyarların hürmetine, ya Rabbi duaları kabul edilen evliyaların hürmetine, Rabbim bizleri iki cihanda aziz eylesin. Amin. Milletimizi, devletimizi kaim eylesin inşallah. Amin. Rabbim hepinizden razı olsun, cumanız mübarek olsun, bizden ikalet versin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme Rabbe hâzihi d-davetit tâmmeh ve s-salâtil qâimeh. Âti Muhammeden il-vesîlete vel-fazîlete ve-d-derecete r-rafi'a. Ve b'athhu megâmen mahmûden illezî ve'atteh. İnneke la tuhliful mi'ad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Muhterem kardeşlerim, boşlukları dolduralım. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah.
Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebiyyi Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidil müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu teala anhın ruhi için, kâffe ehli iman ve ehli İslam'ın ervahi için, sahibül hayrat ve hasenatın ervahi için, camimizin ilk temelinden bu ana kadar maddi ve manevi emeği geçen cemaat olan ve ahirete göçen kardeşlerimizin ruhları için, şu anda hazır bulunan cemaatimizin hane halklarının sıhhat ve selameti için, devletimizin bekası, ordularımızın, güvenlik güçlerimizin, ülkemizin muhafazası ve zaferi için, hayırların fethi, şerlerin defi için ve hasreten Allah rızası için, El-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi. Sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alel-felâh. Hayya alel-felâh. Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Ve neşhedü enne seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammeden abdühü ve resulü. Emma ba'du fe ya ibadallah, ittaqullaha ve ati'u. İnnallaha ma'allezine ettegav vellezine hum muhsinun. E'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve rahmeti vesiat külle şey. Fese ektübeha lillezine nittabune ve yu'tune zekate vellezine hum bi ayatina yu'minun. Sadakallahu lazim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallaha lem yefrudu zekate illa liyukayyibe ma bagiye min emvalikum. Sadaka Resulullah fî mergal efke mergal. Aziz ve muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.
Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara lütfedeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de okuduğumuz hadis-i şerifte şöyle buyurur. Allah zekatı ancak mallarımızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Değerli müminler, üssüz, bucaksız, kainatı yaradan ve idare eden yüce Allah'tır. O malikül mülktür. Mülk gerçek sahibi, mülkün gerçek sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. İnsana en güzel biçimde var eden, imtihan için bu dünyaya gönderen ve sayısız nimetleri insanın önüne seren de Allah Celle Celaluhu'dur. İnsanoğlundan beklenen ise yaratılış gayesine uygun bir hayat sürmektir. Yaratanına boyun eğmek ve samimiyetle kulluk etmektir. Onun emir ve yasaklarına uymak, ihsan ettiği nimetlere şükretmektir. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimizin bize lütfettiği her nimetin kendine has bir şükrü vardır. Zenginlik nimetinin şükrü de zekat ve sadaka vermek, infakta bulunmaktır. Zekat ve infak, Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği mal ve serveti ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Kimsesizleri, yetim ve öksüzleri koruyup gözetmek, zenginle fakir arasında gönül köprüleri kurmaktır. Malımızı ihtiyaç sahiplerinin haklarından arındırmak ve bereketlendirmektir. Şefkatle merhameti yüklenmek, kin ve haset ateşini söndürmektir. Cimrilik hastalığından korunmak, cömertlik erdemine kavuşmaktır. Hırs ve tamah girdabından kurtulmak, kanaatkar ve diyargan bir ruha sahip olmaktır. Hasılı, mal ve servetin gerçek sahibini idrak etmek, kulluk bilincini diri tutmaktır. Değerli müminler, Allah'ın kitabını okuyan, Resulullah'ın sünnetine uyan müminler, mallarını varlıktan ve darlıkta gizliden ve açıktan gece gündüz infak ederler. Mallarını helal yollardan kazanırlar. Zekatlarını verirken karşılığını yalnız Rabbul Aleminden beklerler. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe asla ulaşamazsınız bu. Ayetinin sırrına taliptir onlar. Bilirler ki sadakayla mal eksilmez ve dar zamanda ihtiyaç sahiplerine el uzatmak aslında kendilerine ahiret azığıdır. Malın kötüsünü değil, iyisini verirler. İnanırlar ki asıl servetleri dünyada tükettikleri değil, ahiret durduğu için tasattık ettikleridir. Aziz Müslümanlar, Allah yolunda harcayın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyruğuna uyarak yapacağınız hayırlarla dünya ve uhrevi tehlikelerden korunalım. Zekat, fitre, sadaka ve infakımızla bir yetimin yüzünü güldürelim. Bir çare, bir yüreğe dokunalım. Bir yaraya merham olan olmanın huzurunu yaşayalım. Gönülden vermekle şükür kapsamında girdiğinin bir nimetin bin olacağının bilincinde olalım. Vermenin de bir adabı, infakın bir ahlakı olduğunu unutmayalım. Bize emanet edilen serveti Allah yolunda harcarken başa kalkmaya ya da gönül incitme gibi bir hataya
asla düşmeyelim. Kıymetli kardeşlerim, ülkemizde pek çok vakıflarımızı infaklarımıza vasıta olmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfımızda yarım asırdır emanet ettiğiniz zekat, fitre, sadaka ve bağışlarınızı öncelikle yurt içinde olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam etmektedir. Bu vesileyle dünden bugüne iyinin yeryüzünde egemen olmasına vesile olanları rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, her yılda olduğu gibi, geçen haftada söylediğim gibi, Diyanet müftülüğün ve bizlerin önderliğinde mahpus karşılığında sadakalarınızı, fidrelerinizi ve zekatlarınızı almaktayız. Cenab-ı Allah tabii ki yapılan hayır hasenatları dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Bir de cuma namazından sonra Kur'an kursları için, yatılı Kur'an kursları için yardım toplanacaktır. Sizlerden gerekli yardımlarınızı talep etmekteyiz. Cenab-ı Allah cümlemizin infaklarını, sadakalarını, zekatlarını kabul eylesin. Elâ innefsine felâm ve evlâgal nizam. Kelâmullâhil melkil azizil allâm. Kemal gâlellâhi tebâreke ve teâlâ fil kelâm. وَإِذَا غُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفقامة شان صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ordumuzu, tüm İslam alemini her türlü tehlikeden koru. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilikler ver. Ahirette de iyilikler ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, bizleri, annelerimizi, babalarımızı, tüm mümin ve müminatları hesap gününde bağışla. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Okuduğum ayet-i celilede Yüce Rabbim şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah Teala adaleti, iyiliği, akrabayı yardım etmeyi emreder. Fenalığı, azgınlığı ve çirkin işleri men eder. O düşünüp tutasınız diye öğüt verir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Muhterem Müslümanlar, boş olan safları dolduralım. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لأن لهم أجرا كبيرا فأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر Allah Ekber. Allah Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Maliki Yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين فلعلك باخ نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا الله سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
Ya Resulina salat. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ذُو الْجَلَالِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ Allahu
كبيرا واحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي العظيم Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok mücadele ettim ben. Şimdi elan yok. Yani atışından başlamadım. Yukarıdan emir yaptı. Bu işi yapıyor. Yani. Yani. O da öyle değildi. Ha. Orada kurslarına geldim. Ben de bilmiyorum ama orada camide 52 sayfa yakın çocuk var. Evet. Çık çıkmadan hocam. Bunlar eğitimli ama. Yani talebesi olduğu için. Sessizdi yani. Peki. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili dostlar. Cumamız mübarek olsun. Allah feyzinden, bereketinden ismi müstefid olmayı inşallah cümlemize nasip eylesin. Amin. Tekrar gelecek cumada buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.